Selam herkese. Sabahın erken saatlerinde bir tank incelemesi daha yapacağız. Ve bir de repliğimiz var. Bu sefer inceleyeceğimiz tank ağır tank ya da orta tank değil. Bu sefer inceleyeceğimiz tank ELC Evan 90. Fransızların mükemmel kamuflajı ve mükemmel görüş kabiliyeti olan bir tank. Bu tank çok ufak bir tank. Normal bir tanka göre boyutları çok ufak. Bu da sizin en ufak bir çalının arkasına geçip kamuflaj almanızı sağlayabilecek. Bu yüzden avantajı çok fazla. Şimdi replayda da göreceksiniz. Çok ufak çalıların arkasına girdik. Sürekli pozisyon değiştirdik. Sürekli takım arkadaşlarımızı spot verdik. Ve bu şekilde takımımızı destekledik diyebilirim. Bu tankın dediğim gibi en önemli özelliklerinden biri ufak olması, hızlı olması ve şarjörlü topu. Topundan çok fazla bir şey beklemeyin aslında. Hani yanlış hatırlamıyorsam çok fazla bir etkisi olmayacaktır. Size bakalım şöyle bir. Tabii ortalama delme gücü 175, 215 premium delmesi ve 45 de patlayıcı merminin delmesi. 220, 220 ve 270 hasarlara sahip aynı şekilde sıraladığımızda. Şarjörüne 3 mermi alıyor. 3 adet mermi alıyorsunuz. Nişan alma 38, 0.38, 100 metre dağılma 0.38, nişan alma 2.9. Yani çok da fena değil. Tabii bu benim taktığım donanımlarla bu seviyeye geldi tank. Normalde bu daha da kötü. Ben teleskopik dürbün taktım pasif spot için. Yine deneysel optik taktım. Bu %13.5 bir hareket halinde spot veriyor. Bu da tank hareket halindeyken özellikle yine az sonra izleyeceğiniz maçta ilk pozisyonumu alırken spot mesafemi arttırıyor ve rakip tankları spotlamamı sağlıyor. Yine kamuflaj ağı benim tankımın çalıların arkasında gizlenmesini sağlıyor. Bakın şu anki durumuyla 990 gizlenmesi, yani dehşet bir gizlenme puanı var. Tespit edebilmesi 275, yani çok kolay açılabilecek bir tank değil. Premium bir tank, tavsiye ederim. Zırhından falan zaten fazla bir şey beklemeyin. Gördüğünüz gibi 15-10-10. Hani size kim ateş etse sizi delecektir. Ama saklandığınız takdirde görünmeyeceğiniz için çok fazla avantajınız olacak. Tavsiye edebileceğim bir tank. Şu anda sanırım premium dükkanda yok. Bu da özel bir tank. Bu da yılbaşından çıkmış olabilir bana. Hatırlamıyorum. Başka bir yerden de çıkmış olabilir. Yalnız para vererek, özellikle para vererek aldığımı hatırlamıyorum. Başka bir yerden gelmişti diye biliyorum ben. Ama emin değilim. Öyle de olsa, böyle de olsa seviye 8'de zevk alacağınız en keyifli premium tanklardan biridir. Hafif tank olarak söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Şimdi hep birlikte gelin bu canavarın maçta neler yaptığına bir bakalım. Spotterların kralı, Fransızların gizli casusu ELC Evan 90 konuşacağız bu replay'da. Şimdi haritamız Lakeville. Lakeville haritası çok kısa bir harita, çok küçük bir harita. Küçük haritalarda eğer spotter'sanız arkadaşlar, yapmanız gereken en önemli şey ne biliyor musunuz? Bir an önce rakip tankların pozisyonlarını kendi takım arkadaşlarınıza göstermek. Onları bir an önce spotlamak. Az sonra göreceğiniz gibi bir an önce spot verebileceğiniz pozisyonlara geçmeniz gerekiyor. Ben de burada hemen ELC Evan'ımla G7 pozisyona doğru gidiyorum. Buradaki otun arkasına saklanarak hemen spot yapmaya başlıyorum. Bakın 3 tank spotladım. Hemen hasar da vermeye başladı benim takım arkadaşlarım. İşler şu anda çok çok iyi gidiyor. Bakın rakip takımın çok ciddi bir sağa, yani şehre doğru bir hareketini görüyorsunuz. Çok fazla tank gidiyor oraya ve oraya giden birçok tankları da az sonra da göreceksiniz. Spotlayarak takım arkadaşlarımın onlara hasar vermesine, dolayısıyla şehire savaşacak tankların, ağır tankların özellikle oraya yarım canlı, eksik canlı gitmelerini sağlayacağız. Henüz 1 dakika oldu ve 3 tanklarını spotladık. 4. T-44 spotlandı. Bu arada bizim takım arkadaşlarımız da hakkını vermek lazım. Gerçekten çok gözü açıklar. Özellikle T-28 Su-130S STRV ve yine Artemis çok başarılı iş yapıyor. Bakın burada rakip şehre girmiş durumda. Fakat ben devam edip daha fazla ilerliyorum. ELC Evan çok ufak bir tank, çok küçük bir tank arkadaşlar. Ve spot mekanikleri açısından çok üst seviyede bir tank. Hem hareketli olarak
Hem sabit olarak eğer mürettebatların da eğitirseniz bu tankın bir spot canavarına dönüyor. STRV'yi, kamuflaj canavarı STRV'yi spotladık. Takım arkadaşlarımız bizim spotumuz sayesinde onları garaj yolladı. Ve bakın daha 2 dakika, 2,5 dakika olmadan skoru 3'e 1 yaptık. Ve inanılmaz bir şekilde bastırmak üzereyiz rakibe. Baskımız artmak üzere. Şehir onlarda, sanki oyun onlarda gibi görünüyor ama çok yanılıyorlar. Çünkü iki takımın da birer spotterları var ve rakip spotter çok etkisiz. Şimdi bir tane de artlerini spotluyorum ben burada. Artlerini spotluyorum. Bizim takım arkadaşlarımız onu da boş geçmiyor. Ona da ilk olarak 391 FV, ardından da tekrar FV 39 hasar vererek onu garaja yolluyor. Bakın aşağı yukarı 2 dakika 15 saniye kadar oldu. Ve şu anda skor 6'ya 1 arkadaşlar. Spotun ne kadar önemli olduğunu şu anda görüyorsunuz. Ben aynı çalıda pozisyonumu koruyorum. F7 bölgesindeyim. Daha da ileri gideceğim. Çünkü daha da fazla spot lazım bize. Çok da risk almak istemiyorum. Evet 6'ya 1 ama maç garanti gibi görünse de hiç belli olmaz. Bu arada haritayı okuduğumuzda sol tarafın tamamen bizde olduğunu görüyoruz. Ben ileri giderek tekrar spot veriyorum. Verdiğim spot artıya. Onu da bizim takım arkadaşlarımız görür görmez garaja yolluyor. Bakın şu anda 8-2 ve gerçekten 2,5 dakikada 8-2'ye gelen bir oyun. Bunun en önemli sebebi altındaki tanktır arkadaşlar. Neden diye soracaksanız, bu arada Indian Panzer'ı spotladım. Fakat öncelikle şunu anlatayım. Neden altındaki tank? İnanılmaz bir spot mekaniği var. Gittik, neredeyse rakip takımın tamamını spotladık. Ve bizim takım arkadaşlarımız da gerçekten çok başarılı bir şekilde açtığımız her tanka vurdu. Her tanka hasar verdi. Hani boş geçmediler. Devam ediyorum abi, devam ettirelim. Şimdi ben burada spotlandım. Indian Panzer'ı spotladım. Çok güzel, fakat bana bir LT tankı basıyor. LT-432 Rusların çok etkili bir hafif tankı. Fakat dediğim gibi takım arkadaşlarımız onu da görür görmez garaja yolluyor. Ve gerçekten inanılmaz bir performans sergiliyorlar. Özellikle tank destroyerlerimiz. Zaten komple haritanın sol tarafında almış durumdayız. Şimdi şehire gitmek istiyorum. 9-3 artık maç bizim. Bundan sonra maçın dönmesi mucizelere bağlı. Öyle bir ihtimal yok. Ben yine Indian Panzer'a spotunu veriyorum. Onu bakın. Burada Indian Panzer'ı bekledim ben resmen. Dedim ki Indian Panzer'ı bekleyeyim. Spotunu vereyim. Benim takım arkadaşlarım onu garaja yollasın. Ben sonra şehre destek veririm dedim. Burada bile takım arkadaşlarımın vizyonunu, yani görüşünü açıyorum. Arkadaşlar tankınız ya da takım arkadaşlarınız çok iyi olabilir. Fakat eğer bir spotter'sanız, bir light tanksanız birinci göreviniz rakip takımı spotlamaktır. Ve bunu ne pahasına olursa olsun yapmanız gerekiyor. Oyunu açarsanız bakın sadece 2 dakikada 8-2'ye gelen bir oyun vardı. Şu anda yaklaşık 4 dakika oldu. 3 küsür dakika, 3 dakika 20 saniye kadar bir süre geçti. Skoru görüyorsunuz. 10'a 3. Ve rakip tankların çoğu ne olduğunu anlamadan garaja gitti. Şimdi ben burada ES Evan'la şehre doğru ilerliyorum. Burada olası belki birkaç hasar veririm. Hasarımı arttırırım diye düşünüyorum. Çünkü maçın bizde olduğu çok net belli. Burada guardı görüyorum. Nişan almak istiyorum. Fakat evin arkasında ölümden geçen bir Gsor var. Gsor'a vuramıyorum. Derken Gsor saklanıyor. O beni spotluyor. Gsor gelir mi diye bakıyorum. Nişanımı alıp bekliyorum. Gsor'u, Gsor evet tahmin ettiğim gibi geliyor. Çıkar çıkmaz vuruyorum ve hemen kaçıyor. Hiç gerek yok Gsor'dan bir hasar yemeye. Pardon. Burada tekrar bir hasar vermek amacıyla pozisyonumu değiştiriyorum. Çünkü Gsor benim orada olduğumu biliyor. Farklı bir pozisyon vermek istiyorum. Bu arada Gsor'a takım arkadaşlarım spotladığım için ona da hasar veriyorlar. Tekrar Guard'a ve Gsor'a doğru bakıyorum. Ki Gsor artık Gsor diyorum, CS53 müymüş o ya? Allah Allah. Neyse bir dakika şöyle de yapalım bir. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle tank isimlerini de gösterelim. CS53'müş. Gsor değilmiş. Özür dilerim. Neyse. Problem değil. CS53'ü de garaja yolluyor benim takım arkadaşlarım. Burada bekliyorum. Sol tarafta tankların olduğunu görüyorum. Guard bana bakıyor. Hasarını atıyor. 380. İyi vurdu Guard. Guard da bu arada sevdiğim bir tanktır. Çok iyi bir tank değildir ama benim öyle çok böyle orta kalbur tankları sevmek gibi bir alışkanlığım vardır. Scorpion bana doğru geliyor. Ben ona
Nişanımı alıyorum ve onu da garaja yolluyorum derken son iki kalan tankada takım arkadaşlarım hasar vererek onları garaja uğurluyor. Hemen kısa bir özet geçeceğim. Ondan sonra da maç sonu skorlarımıza bakacağız. Gördüğünüz gibi 770 hasar ve 4765 spot hasarı arkadaşlar. Burada tekrar söylüyorum. Eğer altınızda ELS Evan gibi bir tank varsa ve böyle küçük bir haritada iseniz mümkün olduğu kadar ileri gidip rakip tanklara spot verin. Belki her maçta olmayacaktır. Bu şekilde spot veremeyeceksinizdir. Çünkü sizin verdiğiniz spota da takım arkadaşlarınızın onu görüp hemen vurulması gerekiyor. Gerçekten bu maçta takım arkadaşlarım gayet iyiydi. Onların da hakkını vermek lazım. Durum böyle arkadaşlar. EL7 mükemmel spot dinamikleri olan bir tank. Şu anda premium dükkanda var mı yok mu bilmiyorum. Ama tavsiye ederim. Kaliteli bir tanktır. İşinizi görecektir ve çok da keyifli oyunlar çıkaracaktır size. Özellikle boyutlarından dolayı çok küçük olduğu için ufacık bir çalının arkasında, ufacık bir ağacın arkasında bile saklanabilen, konforu yüksek bir tank. Osman'ın tabiriyle maydanozun arkasında bile saklanan bir tank diyoruz ve evet, maç sonu skorlarına aktarıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, maç sonu skorlara baktığımızda ELS Evan'ımız bu Fransız safiyle toplamda 101.538 para kazandığımızı görüyoruz. Peki bunun ne kadarı kar diye soracak olursanız 96.780. 96.000 lira cebe atıyoruz. Toplamda 8 araç spotluyoruz ve yardımımız sayesinde takım arkadaşlarımızın 5.205 hasar attığını görüyoruz. Bu gayet iyi bir oran. Başta onu söyleyeyim. Onun dışında 770 hasar verdiğimizi, 1.129 baz deneyim puanı aldığımızı görüyoruz. Gerçekten çok hızlı bir tank. Hızının da kamuflajı ve spot mekaniklerini kullanarak rakip takıma ne olduğunu anlamadan ciddi hasarlar vermesine sebebiyet verebiliyoruz takımımızın. Tavsiye ederim. Kredi getirisi olarak da iyi bir tank. Şu anda premium dükkanda var mı yok mu bilmiyorum. Onun içinde de bunu söylemiştim zaten. Ama şey gelirse, eğer hafif tank seviyorsanız ve ben hafif tankla oynamak istiyorum diyorsanız ve bir tane premium hafif tankım olsun diyorsanız tavsiye ederim. ELS Evan EBR arasında bazen çok şey yapılır. Ben ikisini farklı araçlar olarak görüyorum. EBR biraz daha farklı oynaması. Zaten tekerlekli bir araç. Benim tarzım değildi şey EBR. ELS Evan daha çok bana uygun bir araç. Burada sizin kendi kişisel görüşünüz ve kişisel oyun tarzınız da önemli. Durum bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi özet olarak harita ufaksa hızlı spot, çok fazla tank spotlayıp biraz da riske alıp takım arkadaşlarınızın rakip tanklara hasar vermesini sağlayınız. Çünkü siz spotersınız. Eğer siz olmazsanız rakip arkadaşlarınız bir şeyi göremez ve görmediği şeyi de vuramazlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yorumlarınızı bekliyorum. Bundan sonra hangi tankı anlatmamı istiyorsanız bununla alakalı yorum yazabilirsiniz. Ya da ne aklınızda varsa onunla alakalı yorum yazabilirsiniz. Çok farklı videolar da gelecek benden. Bu aralar çok fazla vaktim yok. Evet kapanmadayız ama ben hala yoğun çalışıyorum. Teşekkür ederim tekrardan. Hoşça kalın. İyi günler herkese.